Hepinize merhaba. Biz Dolunay'la havuzdan çıktık, eve geldik. Gelirken de şoka uğradık. Şöyle hemen bir şeyler aldım. Su. Bunu Dila'ya aldım. Al iç anneciğim. Bunu Dolunay'a aldım. Rica ederim, bir şey değil. Şöyle iki tane Nescafe aldım. Kızlara jelibelilerden. Bunları çok seviyorlar. Şöyle çekirdek, tuzlu, bol tuzlu. Şöyle süt mısır aroma çeşnili. Bunu da kızlarım seviyor. Şöyle fustiye aldım. Şeftali aromalı, buz gibi. Bunu şimdi içeceğim. Zaten soğuk içecek almak için girmiştim markete. Evde kalmamıştı, tükettik. Ice tea içiyoruz. Lipton'un ben seviyorum. Ya evdekiler de öyle. Didi'nin falan böyle ağır geliyor ama çok hafif yani. Şıra gibi aynı diyeyim. O şekilde. Ama Lipton'unkiler dolapta değildi. Ben de o yüzden dolapta fustileri görünce hemen alnı ve şeftali aromalı vardı. Hemen bunu aldım. Şimdi bardağa koyup hemen buz gibi içeceğim. Çünkü yandım. Çok sıcak. Hemen sizlere bunları da göstermek istiyorum. Bunları da dün almıştım. Şöyle şoka şişeler gelmiş. Mantar kapaklı. Çok hoşuma gitti. 3,95'ti fiyatı. Önce şekerleme koyarım dedim. Sonra aklıma bu şekilde yapmak geldi. Çünkü şekerlemeler daha çok böyle hani desensiz düz camlarda daha şık duruyor. Şimdi bunun desenleri var. Zaten şekerlemeler de rengarenk oluyor. O yüzden aklıma geldi dedim böyle sürekli kullandığım işte pilavların içine arpa şehriye ve tel şehriye koyarsam daha mantıklı olur diye düşündüm. Hem de çok şık oldu. Böyle tezgahımın üzerine koydum bunları da. Buna tel şehriyelerimi, buna da arpa şehriyelerimi ekledim. Çok şık. Çok tatlış oldular. Sonra bu da Şok'tan. Bunu da bugün aldım. Bu da 7,90'dı sanırım. Ama bayıldım ya. Çok güzel. Şöyle hemen açıp göstereyim. Bunu banyoda kullanmayı düşünüyorum. El havlusu olarak. O amaçla aldım. Şu kısmı aynı böyle saten gibi yumuşacık bir dokusu var. Böyle kaygan ve parlak geliyor. Üç boyutlu gibi aynı. Şöyle. O bayağı da büyükmüş. O süper. Ben bu kadar büyük olduğunu tahmin etmemiştim. Bayağı büyükmüş. Ama iyi de oldu. Çünkü zaten banyo havlusu yani banyoda el havlusu olarak kullanmayı düşünüyordum. Süper oldu. Ama sadece el havlusu olarak değil, vallahi baş havlusu olarak bile kullanılır yani. Bayağı büyükmüş, kocaman. Çok sevindim şimdi. Çok tatlı duruyor ama çok şık. Bunu da hemen böyle aldım. Sonra bir de bu var. Bunu da bugün anneciğim A101'e gitmişti. Kendine almış, sağ olsun. Bana da aldı. Şu anneminki. Hemen ben kendiminkini açtım. Açık halini de göstereyim size. Bu da böyle açık hali. Çok kullanışlı. Çok hoşuma gitti. Ve pastel tonlarda. Şöyle. Boy boy hepsi iç içe geçiyor. Bütün pastelleri bir araya toplamışlar. Bunun fiyatı da sanırım 5,95'miş. Annemin aklında kaldığı kadarıyla. A101'de bu. Bugünkü aktüel ürünlerden bu. Ya bir de böyle dışında şöyle hafif bir kabartmalı işte meyve
kabartmaları var. Şöyle üzüm, muz, kiraz, elma gibi kabartmalar yapmışlar. Hepsinde var bunlar. Şimdi ben hemen bunları toplayayım ve bir bardak soğuk içecek içeyim. Dinleneyim biraz. Tekrar görüşürüz. Şoktan aldığım havlunun paketine baktım da şimdi jelatinin de etiket var. 3 boyutlu gibi dedim ya, zaten 3D baskılıymış arkadaşlar. O yüzden böyle canlı canlı duruyormuş. Onu da belirteyim dedim hemen görünce. Koyalım sepetin içine. Bir dakika. Bir dakika açayım. Hadi bakalım kızlar, gelin deneyelim. Çıkın. Hadi bakalım şimdi deneyin kızlar. Yeniden hepinize merhaba arkadaşlar. Bir alışveriş videosuyla daha karşınızdayım. Kısa bir alışveriş yaptık. Koton'dan ve Waikiki'den aldığımız birkaç parça bir şey var. Onları da sizlere hemen eklemek istedim. Geçen haftadan beri vlog yükleyemiyordum. Fakat birkaç günü böyle birleştirdim. Biraz karışık bir vlog olacak. Biraz oradan biraz buradan. Ama kısa kısa çekimler yaptım. Tabii ki o çekimlerin de boşa gitmesini istemediğim için bu izleyeceğiniz vlogda hepsini birleştirdim. Bu şekilde bundan sonrasında inşallah tekrar arda arda vloglar gelecek. Şimdi ben hemen aldıklarımıza geçmek istiyorum. Öncelikle ben kendime aldığımı göstereyim size. Waikiki'den mayo aldım. Şöyle. Şöyle çapraz sırt detayı var şöyle. Askılı, çapraz şekilde geliyor. Sırtı çok tabii ki belli olmuyor şu anda ama sırt detayı çok güzel. Böyle mint renklerden oluşan aynı Hawaii Adası edasında desenleriyle. Bu kırmızı etiketli ürünlerde biliyorsunuz indirimler var Waikiki'de. Kırmızı etiket indirimiyle peşin fiyatı 50 lira, yani 49.95 yazıyor, 50 lira. İndirimli taksitli fiyatı 55.40, işte 55.5 lira. Bu şekilde. Tamam anneciğim. Sonra yine Waikiki'den daha önceki alışveriş vlogumda paylaşmıştım. Kızlara yaz alışverişi yapmıştık. İşte çanta, mayo, bikini vesaire. Ama gittiğimizde bu model de çok hoşumuza gitti. O yüzden bir de böyle bir model bikini aldı kızlara. Şöyle. Şu şekilde. Yakından göstereyim. Çok tatlış duruyor. Üstü böyle. Fuşya renk aslında. Ama ışıktan çok net belli olmuyor. Çok şeker. Şöyle detaylı göstereyim. Üstü böyle. Yine alt kısımda da fırfır detayları var. Fırfırlı bir model bikini. Çok da şeker durdu. O yüzden bunu da yine kızlara aldık. Bir takım daha. Sonra kotona geçiyorum hemen.
Kotondan da şöyle bir üst. Bu o kadar tatlı duruyor ki size anlatamam. Hem Dolunay'a hem Dila'ya aldık. Aldık diyorum, annemle birlikte çıkmıştık kızlarla birlikte. Bunları hep anneannesi aldı sağ olsun. Mayoları falan hepsine. Buradan anneannemize çok teşekkür ediyoruz. Gördükçe aldık böyle, dayanamadık. Anneannesi de hiç dayanamaz zaten hemen. Bunları da alalım dedi. Kızlar bunlara bayıldılar. Kendileri gösterdiler zaten. Şöyle tek omuz detaylı. Buradan da yine böyle geçmeli bir kolu var. Şu şekilde şöyle gösterirsek. O kadar tatlı duruyor ki size anlatamam. Giydiler. Bir gün giydikleri zaman zaten çekerim. Görürsünüz. Bunların fiyatı, koton ürünü bunlar. Peşin fiyatı 40 lira. Taksitli fiyatı da 44 lira. Bunlar böyle. Şunlar. Bunlar da çok güzel. Bunlar da kotondan. Parlak. Kameranın ışığında ne kadar belli olacak bilmiyorum. Bir saniye ben bir ışığı yükselteyim. Tam ikili ışığı açmıştım. Şimdi diğerlerini de açtım. Işıkların. Keşke az önce de o şekilde yapsaymışım. Daha net belli olurdu. Bunlar böyle parlak elbise. Hem Dolunay'a hem Dila'ya aldık. Şu şekilde. Bakın parlaklığı görüyor musunuz? Lameli gibi, doreli böyle. Pudra rengi, pudra pembesi. Burada askıları var. Buralarda düşük omuz duruyor şu şekilde. Şimdi izleyeceğiniz görüntülerde çok daha net görebilirsiniz elbise. Ay, elbiseler harika oldu. Bunları alıyoruz. Bayramda giyersiniz. Parlak parlak kumaş. Şu andaki ışıktan belli olmuyor ama. Değil mi? Lameli gibi çok güzel. Simli simli. Ama oradaki ışık da yine karanlık kaldı. Çok belli olmuyor. Yalnız bayağı bir parlak. Şöyle. Bu da ne kadarmış fiyatı? Peşin fiyatı 39.99, taksitli fiyatı ise 43.99 lira. Bu da ikisine de aldık. Bunları bayramda giydirmeyi düşünüyorum. Çok hoş durdu çünkü. Elbiselerin altına da Waikiki'den şöyle sandaletlerle kombin yaptım ben. Dore ve lame detayları var. Şurada bakır tonlar da var. Böyle karışık, pembe, bakır, işte gümüş renklerde. Elbiseye uyumu süper oldu. Parlak. Şöyle elbiseyle birlikte de gösterirsem. Şu şekilde. Birlikte ikisi güzel bir uyumu yakaladı. İnşallah bayramda giydiklerinde zaten gösteririm size. Hemen bunların da fiyatını söyleyeyim. Bunlar Waikiki'den. Yine kırmızı etiket indirimindeki ürünlerden arkadaşlar. İndirimli taksitli fiyatı 27.60. İndirimli peşin fiyat 24.95, yani 25 lira. Hiçbir şey değil. Gerçekten ve çok çok da şık yani. İlk peşin fiyatı ne kadarmış bunun? 30 liraymış. 30 liradan düşmüş. İndirimsiz fiyatı bile gayet iyiymiş yani. Bunların çoğu numarası vardı. Yine Dolunay'la Dila'ya da aldık.
Son olarak onları sona bıraktım. Parfüm alışveriş. Şöyle Koton'dan vücut spreyi aldım. 10 lira bunun fiyatı arkadaşlar. Hiçbir şey değil. Kesinlikle de tavsiye ediyorum. Kokusu harika. Ben baharatlı kokuları çok sevmem. Bunda çok hafif bir baharat kokusu geliyor ama böyle hafif diyorum, bakın o kadar az, yani az bir baharat notası var, rahatsız etmiyor. Çünkü ben genelde hep şekerli, işte meyveli, böyle daha tropikal, egzotik kokuları çok seviyorum. Ama bu da bana hitap etti. Böyle fresh bir kokusu var. Hiç rahatsız etmiyor ve hatta kokladıkça koklayasım geldi. Bunun pembe rengi de vardı. Turuncumsu gibi böyle sarımtırak bir rengi de vardı. O sarı rengini almak istiyorum. Çünkü o da böyle kavunumsu gibi kokuyordu. Daha meyve ağırlıklı bir kokuydu. O da hoşuma gitti. Yalnız buna da bayıldım. Bu daha fresh bir koku geldi. Bundan zaten yedeklemeyi düşünüyorum. Çünkü 10 lira hiçbir şey değil yani. Hiçbir şey değil. Ve iki kere falan sıktım ben bunu. Çok tabii ki öyle saatlerce bir kalıcılık yok. Ama fiyatına göre kalması gerektiği kadar bir kalıcılığa da sahip. Yine öyle hemen sıktım, anında hemen 5 dakika sonra 10 dakika sonra uçtu, olayı yok yani. Gayet hoşuma gitti bu şekilde. Sonra Waikiki'den bir de parfüm aldım. Bunun da şişesine bayıldım. Ben de biliyorsunuz, daha önce de söylemiştim, ambalaj hastalığı var. Hangi ürün olursa olsun gerçekten böyle güzel ambalajlı şeyler beni çok cezbediyor. Yani ben onu alayım, dekoratif olarak kullanayım. O şekilde ya, yani bayılıyorum. Bu da yine onlardan birisi. Çok hoşuma gitti bu da. Bunun fiyatı da 30 lira. Tabii ki kokusuna da baktım, testerına. Kokusu da çok hoşuma gitti. Tam bana hitap eden bir koku. Böyle kokusunu size şöyle söyleyeyim. Orada sıktığımda da dedim ki zaten Etrial diye yazıyor. Etrial diye de okunabilir. Eternity Parfüm kullanmıştım ben. Eternity ve Burberry kullananlar varsa eğer, ikisinin böyle karışımı, o ikisinin kokusunu da alabiliyorsunuz. Çok benzettim ben. Özellikle Eternity'ye. Onun kokusunu çok anımsattı bana. O yüzden de çok hoşuma gitti. Ve hemen aldım. Bunun fiyatı da gayet uygun. 50 milimlik. Bundan da daha sonra yine bir adet alıp yedeklemeyi düşünüyorum. Kutusu da şöyle arkadaşlar. Çünkü kasada her zaman hepsinin testerları olmuyor. Belki göremezsiniz ama bu şekilde ambalajlı kutular kasa önünde, Waikiki'de var zaten. Şöyle kutusu. Bu şekilde. Oh, mis gibi parfüm koktum. Tam bir koku hastasıyım. Bayılıyorum kokulara. Gerçekten güzel kokulara. Bunlar da... Şimdi LED ışıkları açtım ve farklı bir ışık açısıyla kapanış yapayım istedim sizlere. Değişiklik olsun, biraz marjinallik olsun dedim. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki vlogda tekrar görüşmek üzere. Eğer hala kanalıma abone değilseniz, kanalıma ilk defa denk geldiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videomu buraya kadar izlediyseniz, beğen butonuna basarsanız da çok sevinirim. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Çekmemi istediğiniz videolar varsa aşağı yorum kısmında bırakabilirsiniz. Bir sonraki vloga kadar görüşmek üzere. Hepiniz sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bay bay.